Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bir video izlettireceğim. Birazdan videoda göreceksiniz ki insanlar aslında ne yaşamak istiyorlar ama ne yaşıyorlar. Bu CHP seçmenlerinin, yani CHP ve Atatürk'ü laikçi geçinen kitlenin zeka oranı ile alakalı ondan sonra yorumumuzu yaparız arkadaşlar. Önce videoyu bir izletirim size. Bir bakın, Atatürk demek, izleyin bakın. Türk demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak demek. Şu anda biz yürüyorsak onun sayesinde yürüyoruz. Neden onun sayesinde yürüyoruz? Türk Cumhuriyeti kurdu. Bizim doğumumuza neden oldu? Doğmamıza neden oldu? Evet, Atatürk mü evet, neden oldu? Tabii, Atatürk neden oldu. Yani, Atatürk eğer Cumhuriyeti kurmasaydı biz belki Yunan'dık, belki bilmem başka bir ülkenin 15 Temmuz'da vatandaşı. Siz Amerika devletinin vatandaşı olurdunuz Erdoğan olmasaydı 15 desem. Hayır, olmaz. Niye? Çünkü Cumhuriyet kurulmuştu. Aha, o zaman da Osmanlı vardı. Osmanlı vardı mı? Osmanlı kuramadı Cumhuriyet. Osmanlı yani, Cumhuriyeti kurmayacaktı kuramadı. Zaten. İstanbul hükümeti kendini kurtarmaya çalışacaktı değil mi? Ama Cumhuriyeti kuran Atatürk ve kurucusu olduğu için de çok iyi bir yön yaptı. Onu da biz savunduk. Hala da savunuyor. Daha, öyle mi öyle bir adamın şeyin arkasında ne gerçek kalmış ya? Ne gerçek ölmüş kalmış? Ölmüş adam gitmiş. Konuşulmayan, yapılan Allah anlaşmalar. Allah kana kana rahmet etsin. Onun sayesinde olabilir. Rahat yürüyoruz, dolaşıyoruz. Ha nedir? Gelenler de onun arkasında giderse şimdi, güzel daha şeyler yapacağız. Daha önce 16 devlet kurulmuş. 16 devlette de rahatça yürüyebiliyordu vatandaşlar. Hayır. Atatürk Cumhuriyet kadar hiç kimse yürüyemedi. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha hür bir ülke olmadı, olamazdı. Olmadı, olamaz. Evet. O yüzden en olamaz. Çok tecavüz şu anda edilen 16 devlet, 17 devlet arasındaki tecavüz oranları, hırsızlık oranları, cinayet oranları bu neden devlete. Cumhuriyet'ten mi kaynaklanıyor bu? Neyden bilmiyorum. Gelen devletten kaynaklanıyor, hükümeti yönetenlerden kaynaklanıyor. AK Parti'den önce de vardı. Kim o gelirse gelsin yönetimden kaynaklanıyor. Sistemden ötürü mü acaba? Evet, sistemden kaynaklanıyor. Gevşek olduğu için değiştirilebilir. Değil mi? Sistemler değiştirilebilir arkadaşım. İdam gelmeli mi? Gelmeli tabii. Niye gelmeli? İçin gelmeli işte bak tecavüzler niye çoğalıyor, kadınlar niye ölüyor? Değil mi? Evet. Kadına şiddet edenin kolu kırılsın mı? Kırılsın. Kırılsın. Asılsın. Asılsın. Evet idam olsun. Olsun. Ben bunlara karşı değilim. Hırsızlık yapana gerekirse dayak cezası verilsin mi? Nasıl İran'dan, İran'da falan ceza veriyorlar? Değil mi? Ufak ceza, büyük ceza, parmağını kesiyorlar, kolunu kesiyorlar. Değil mi? Aynısını yapılsın. Yapılsın. O zaman laiklik gelmesin. Şeriat gelsin. Kabul eder misin? Hayır o. İşte bak genel getirdiniz onu. Ama işinize geldiği zaman dinin hükümlerini alabiliyorsunuz. Abiciğim, tamam da. Gelmediği zaman nefsimizin müdahale ettiği zaman da. Cumhuriyetle ilgili değil. Siz yanlış soru soruyorsunuz. Hırsız daha gelsin. Gelsin. Kadın cinayetlerine gelsin. Gelsin. Bunlara gelsin. Alkole gelsin mi? Alkole de gelsin. Gelsin. Vücutumuza, canımıza zarar veriyorsa gelsin. Anladım. Gelsin, cezalar gelsin diyorsun. Ama neye gelmesin Allah'ın hükümleri? Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hepsine gelsin o hayır, zaman. Hayır, hayır hepsine gelmez. Evet arkadaşlar görüyorsunuz videoyu normal ekrana da verebilirdim ama telif hakkı olduğu için telif atarlar diye böyle gösterdim, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu bir tuhaf CHP seçmeni, yani CHP Atatürkçü, laikçi, cumhuriyetçi bir kişi. Zeka öyle, yaşantı farklı, istek farklı. Şimdi bu adama şöyle düşünün, adamı götürüyorsun lokantaya. Diyorsun kardeşim sen en sevdiğin yemek ne? Sana ne ısmarlayayım mesela? Bak ne yersin? Ne ısmarlayayım? Adam diyor ki ne? Ben diyor en sevdiğim İskender. Ben İskender yerim. Anladın? İskender'e bayılırım. İskender'i seviyorum. Çok çok yemek isterim ben İskender'i diyor adam. Sen de diyorsun ki arkasından tamam ben sana İskender'i yaptırayım. Getirin bir İskender'i yaptırıyorsun. Getirin önüne sunu. Bu ne ya diyor. Ben diyor bunu yemem ki ne diyor. Ben diyor İskender yerim diyor. Diyorsun bu İskender işte. Hayır diyor ben bunu yemem. Bu İskender değil. Diyorsun ki kardeşim İskender nasıl oluyor o zaman? Bize bir tarif et diyorsun. Böyle yuvarlak oluyor diyor. Hamur, üzerine sos, sosun üzerine peynir, onun üstüne de mantar falan atıyorsunuz ya. Öyle İskender diyor. Ya diyorum kardeşim senin tarif ettiğin İskender değil, pizza tarif ediyorsun. O pizza. Yok ben pizza yemem. Ben sevmem pizza diyor. Hayatta yemem diyor. Pizza olmaz. Ben İskender yerim diyor. Ya tamam ama diyor bak ben gene getireyim sana aynısından. İskender bu. Senin tarif ettiğin pizza. Yok diyor ben diyor öyle yerim diyor benim yediğim İskender. İyi o zaman diyorsun adama bir İskender değil de bir pizza yap getir diyorsun. Hamurun üstüne yapıyor öyle güzel sosunu, peynirini, mantarını getiriyor koyuyor. Ha işte ben böyle İskender yerim diyor ya. İşte bu diyor İskender. Tamam ben bunu yerim diyor. Kardeşim senin bu istediğin İskender değil, pizza pizza. Anladın? Sen laikçi, cumhuriyetçi, Atatürkçüyüm diyorsun. Ondan sonra tecavüzcülere, kadın hani şiddet uygulayanlara, çocuk büyük hani hırsızlara, çocuk tecavüzcülerine, tacizcilerine idam gelsin, kolu kesilsin, bacağı kesilsin. Sen Kur'an-ı Kerim'in, şeriatın hükmünü istiyorsun. Arkasında diyorsun ki ne şeriat diyorsun onun adı, şeriat getirelim diyor. Hayır hayır ben cumhuriyetçiyim, ben laikçiyim, Atatürkçüyüm ben diyorsun. Ya senin istediğin işte cumhuriyetçi, laikçi, hani Atatürkçü de yok işte diyorsun ya. Kimsenin kolunu bacağını şunu bunu kesemezsin. Dayak atamazsın diyor. Adamı söylüyor. Hayır hayır diyor. Ben diyor o tecavüzcüye kadın
tecavüzcüsüne, dövene, sövene, hırsıza de kol bacağı kesilsin, idam kesin, ben öyle istiyorum. Ya senin dediğin, tarif ettiğin, bize tarif ettiğin şeriat, işte şeriat kanunları gelsin. Adı şeriat onun. Hayır diyor, o şeriat değil onun adı. O diyor, hani dedim ya, o İskender o diyor. Pizza değil o diyor. Yani böyle yaşantısına bakın adamın ve istediğine bakın. İşte bu kafa gidiyor CHP seçmeni, Atatürkçü diye, Atatürk'ün kurduğu parti diye CHP oyunu basıyor. CHP'de bunlar ve bunun gibiler sayesinde basamak basamak yükseliyor, geliyor ülkede muhalefet oluyor, hiçbir şey yapmadan maaşını alıyor. Ülkeyi yönetecek, önünü, ufkunu açacak kişilerin önünde engel oluyor ve bu kişileri, bu kişilere çelme takıyor. Türkiye'nin ilerlemesini gerilettiriyor. Zaman zaman askeri eline geçiriyor, darbeyle idam ediyor Adnan Menderes gibi. Zaman zaman Turgut Özal gibilerine ve Erbakan Hoca gibilerine ecel terleri döktürüyorlar. Ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olmak için elinden gelen her türlü engelleri yapıyorlar. 18 yıldır Recep Tayyip Erdoğan bunların böyle atmış olduğu oylarla gelen o muhalefetin her kademeden, bakın, emniyetten, vergi dairelerinden, belediyelerden, muhtarlardan, yani en alttan başlayalım, daha sonra merkez bankalarından, yok hakimlerden, savcılardan, YSK'dan, HSK'dan, yani kademe kademe kademe, daha hala bakın baroların içinde varlar, temizlenmediler, tabipler birliğinde varlar, hava yollarında varlar, yani her yerde bütün meslek dallarında ele geçirmişler. Yani bunlar 18 yıldır temizle televizyondan, hakimlikten, avukatlıktan, gazetecilikten, televizyonculuktan, bunları temizle, zaten bütün ünlüler, bütün bu dizi oyuncuları, bütün sanatçıların çoğunluğu, yani %80'i zaten bunlardan, tiyatrocular bunlardan, zaten hep bu kafadan geldiği için bunları temizle, adam 18 yılda ömrü bitti yani bunları temizlemekle. Tam şimdi hizmet yapması lazım ama 18 yıl geriye gidip adamın yaşını da veremiyoruz. Adam 18 yıl sonra yıprandı, artık bir 5 sene 3 sene bir hizmet alabilir miyiz onu bilmiyoruz. Ama o amca var ya, o dayı var, hani konuşuyor, onun istediği İskender değil, onun istediği pizza. O şeriat istiyor, adı şeriat değil. Şeriatı getirip kanunları dayayacaksın, diyeceksin bunun adı cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük, tamam o zaman oldu diyecek, onu istiyor. Ama şeriat dediğin zaman kabul etmiyor adam ya. Adam kafayı yemiş. İşte bu zekalar gidiyorlar seçim zamanı oy kullanıyorlar işte. Bir yarısı da çıkıyor diyor ki dağdaki çobanla benim oyum bir mi diyor. İşte al. Dağdaki çobanla benim oyum bir mi diyen o sanatçı müsveddesi izlesin işte bu videoyu. Kimin çoban, dağdaki çobanı konuştursan daha güzel, daha anlamlı, daha mantıklı ve fikirli konuşur. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.